önüme. Baktım hepsi sensin. Yazdım şiirlerin ercesi. Hanımefendi, hanımefendi. İyi misiniz? Sizin oradan bakınca iyiymişim gibi görünüyor muyum beyefendi? Durun, bacağınızı oynatmayın sakın. Kırık olabilir. Ya sizin araba kullanırken önünüze bakma gibi bir huyunuz yok mu acaba? İyi de hanımefendi, ben öyle kendi yolumda gidiyordum. Siz bir anda kendinizi yolun ortasına atınca... Harika. Yani benden özür dileyeceğinize şimdi kalkmış bir de beni mi suçluyorsunuz? Bakın hanımefendi. Özür dilememi gerektirecek bir kabahatim olsa dilerim ama yani burası yaya geçidi falan değil ki. Siz yanlış yerden karşıya geçmeye kalktığınız için sizi bir hastaneye götürmemi ister misiniz? Hayır istemem. Ben kendim giderim. Sonuçta her şey benim aptallığım yüzünden oldu. Yani bu durumda sizin hiçbir suçunuz yok. Öyle değil mi? Hanımefendi. Lütfen kolumu bırakın. Sizden bana acımanızı falan istemiyorum. Ama bu acımak değil ki. Ben sadece size yardım etmek için... Hadi siz yolunuza devam edin. Bir de benim yüzümden işinize gücünüze geç kalmayın. Hanımefendi, hastaneye gitmek istemediğinizden emin misiniz? Benim bir yere geç kaldığım falan yok. Sizi götürebilirim gerçekten. Eminim eminim. Bakın bacağımı oynatabiliyorum. Kırık falan yok yani. Peki. Siz bilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. İşe de geç kaldım zaten. Dün de otobüs bozuldu diye geç kalmıştım. Bu sefer kesin kovacaklar beni. En azından sizi iş yerinize bırakmama izin verin. Teşekkür ederim. Ben şuradan bir taksiye biner giderim. Bu saatte buradan boş geçen bir taksi bulmanız imkansız hanımefendi. Hadi gelin bırakayım sizi. Taksiyi beklerken daha çok geç kalmayın işinize. Sırf bunu suçlu olduğunuzu bildiğiniz ve benden özür dilemek için yapıyorsunuz değil mi? Nasıl? Evet, siz haklısınız. Gerçekten size çarptığım sırada önüme bakmıyordum. Başımı arkaya çevirmiştim. Başka bir tarafa bakıyordum. Özür dilerim. Ya aslında ben de şu ilerideki trafik ışıklarından geçebilirdim. Heh, o da doğru. Ama hala siz suçlusunuz. Tamam. Hadi gidelim. Burası mı? Hı. Buraya kadar da zahmet oldu size. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Öğretmenler zil çalıyor. Ben daha fazla geç kalmayayım. Siz öğretmen misiniz? Hayır, ilkokul 2'ye gidiyorum. Hala beni affetmediniz sanırım. Bu biraz zaman alacak. Neyse, iyi günler. İyi dersler. Sağ olun. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şeyi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Affedersiniz, bir saniye. Bir saniye bekler misiniz? Aşka sorumluydum. Anladım her
her şey sensin. Anladım, her şey sensin. Ne oldu, bir şey mi unutmuşum? Hayır. Aslında evet. Bana isminizi söylemeyi unuttunuz. Ne yapacaksınız ki ismimi? Sizi aradığımda size isminizle hitap etmek isterim. Beni aradığınızda derken? Telefonla aradığımda yani. Bunun için telefon numaranızı da vermeniz gerekiyor tabii. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben öyle yeni telefon sapığınız olayım diye istemiyorum numaranızı. Ha, iyi bari. Sadece nasıl olduğunuzu, bacağınızın durumunu falan öğrenmek için istiyorum. Öteki türlü çok vicdan azabı çekebilirim çünkü. Sonuçta her şey benim yüzümden oldu. 8'de 8 suçluyum. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım, her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Neyse. Öğrenciler beni bekler. Görüşürüz. Ha. Bu arada benim adım İdil. Ben de Ali. Aşka sorun duydum. Anladım, her şey sensin. Anladım, her şey.